Merhaba arkadaşlar. Orta Doğu'ya Balkan'a ne lezzetli oyun programına oyunlu mamullere hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Evet. Ozan. Arkadaşlar bugün tartışması zor, güncel bir konudan değineceğiz. Bir dosya konusu hazırladık. Dijital oyunculuk platformlarından bahsedeceğiz. Ağlardan bahsedeceğiz. Biraz genel bir soruyla başlamak istiyorum ben. Hani kutulu mu dijital mi diye böyle çok genel bir sorudan başlamak istiyorum. Kutulu mu, dijital mi? Bir oyuncusun, bir koleksiyoner misin? Ben kutulu diyorum. Niye? Çünkü o oyunun fiziksel olarak elimde olmasını istiyorum böyle. Kutuyu açtığımda işte kağıdı olacak böyle. O şeyler var ya. Aynen. Kitapçıkları olacak. Artık onlarda. Çok koymuyorlar ama böyle o CD'yi göreceğim. Yani rafımda duracak o yani benim. Aynen öyle. Eski kafalılık diyebilir miyiz buna? Bir eski kafalılık mı oluyor yani bu? Eski kafalılık değil de aslında hani. O görüntüsü çok güzel, çok hoş oluyor. Aynen. Nasıl kitaplık böyle dolu olduğunda hoş görünüyorsa, oyunların da böyle elinde olduğu zaman çok güzel görünüyor. Ya bu eski kafalılıksa ben eski kafalı olduğumu kabul ediyorum esasında yani. Böyle bir rafta görmem gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Ozan'a da şöyle bir soru soracağım. Hani bir koleksiyonerlik kavramı var ya mesela bu oyunculuk da olabilir. Bir müzik seven bir insan da olabilir. Bir kitap okuyan bir insan da olabilir. Sence dijital oyun koleksiyonerliği öldürür mü? Baltalar mı yoksa bir devamı mıdır artık? Yani bir devamıdır. Çünkü sonuçta dijitale geçilecekti. Daha kolay ulaşılması için. İşte ne bileyim daha ucuz olması için tabii bu tartışılır. Yani dijital gerekliydi bence. Ama benim için fark etmez. Kutulu da olur. Yani fiziksel materyal de olur bir şey için. Yapılan bir eser için. Dijitali de olur benim için. Fark etmez. Yani koleksiyonerlik. Her türlü koleksiyonerlik. Yani senin için mesela hani rafta oyunu görmek ile Steam kütüphanesindeki o upuzun listeyi görmek arasında pek de bir fark yok senin için açıkçası. Yani şimdi koleksiyonerlik diyorsak zaten hepsi olmak zorunda. Koleksiyonerlik dışında farklı materyaller de olmak zorunda. Poster gibi falan mesela. Anladım. Şimdi hani özellikle Türkiye'de hani gerek kullanım kolaylığı, gerekse hani oyuncuya yardımcı olması falan açısından genelde dijital oyun platformu deyince aklımıza Steam geliyor çoğunluğumuzun. Biz de yavaş yavaş Steam'den girelim arkadaşlar istiyorum ben konuya. Yani Steam'in alışveriş çılgınlığından, Steam'in indirim şenliklerinden, Steam'in daha değişik şimdi bir sürü yazdım önüme. İşte yavaş yavaş başlayalım. Mesela Steam'de en dikkatini çeken şey mesela indirim haftaları diyoruz mesela değil mi? Bir oyunu alacaksan sen indirimi bekler misin? Yoksa hani alacaksan sen alır mısın o oyunu mesela? Ya ben genelde eski oyunları oynayamadığım için, şu an PlayStation 4'te yeni oyunları oynuyorum. Eski oyunları oynayamadığım için eski oyunların biraz indirime girmesini bekliyorum. Çünkü bazıları çok abartı fiyatlarda oluyor. Çok eski olmasına rağmen çok yüksek fiyatta satılıyor. Doğru söylüyorsun. Yani direkt eski oyunları oynadığım için onların indirime girmesini bekliyorum ben. Ozan'a da aynı şeyi sormak istiyorum. Bir indirim senin için kriter midir? Yani indirimi bekler misin o oyunu alacaksan? Yani genelde indirimi bekliyorum. Ama nadiren beklemeden aldığım oldu yani hani bir ön siparişlerde falan ama şimdi indirimleri beklememin veya indirimlerden almamın diğer bir sebebi de biraz geç başlamış olmamızı aktif olarak kullanmaya. Onunla ilgili bir soru hazırladım. Kaç yıldır kullanıyorsun ve geçişin nasıl oldu yani Steam'e? Şimdi bana bir hediye gelmişti Left 4 Dead 1'in kutulusu. Oradan Steam'e yönlendirmişti. Hatta 5.5 GB mi ne, onun yüklenmesini saatlerce bekleyip sinirlenmiştim baya. Yani ilk hesabım oydu ama çok da dikkat etmemiştim açıkçası mağaza kısmına. İkinci hesabı kurdum 2011'de. Yani 1-2 sene sonra. Ondan sonra aktif olarak kullanmaya başladım. Oğlum senin bu geçişin nasıl oldu? Kaç yıllık Steam kullanıyorsun? Ben aslında yeni bir Steam kullanıcısıyım. Şöyle diyeyim, PlayStation 4 çıktığı zaman bir sene sonra PlayStation 4'ü alacaktım işte. PlayStation 3'ü sattım. PlayStation 3'ü satınca da dediğim gibi eski oyunları hani oynayamadım, oyunlar kaldı. Onları tamamlamak için de baktım böyle Steam'de indirim falan giriyormuş. Böyle Fallout 3 lira falan oluyor. Öyle başladım hani. Eski oyunları oynayabilmek için başladım aslında Steam'e. Ya bende de şöyle bir şey oldu mesela. Hani benim ilk Steam hesabımda hani Counter-Strike Source Morse hani o civar onları oynamak için açmıştım. Hiç parayla aldığım doğru düzgün hani çok fazla sayıda oyun yoktu. Zaten o yüzden acımıyorum ki o hesap gitti yani hatırlamıyorum hesabı hiçbir şekilde ne şifresini ne kullanacağını. Daha sonra ikinci kez Steam hesabı açtım şöyle oldu. Metro 2033'ü aldım kutulu. Kutulu almama rağmen oyun beni bir şekilde kurulum açısından Steam'e yönlendirdi. Ve ben bu şekilde mağazayı keşfettim. Steam'in değişik özelliklerini keşfettim. Ve o zamandan beri de aktif bir Steam kullanıcısı diyebilirim kendime. Benim de geçişim öyle oldu. Şimdi yılın belli zamanlarında aktif hale gelen
bizleri derin düşüncelere sevk eden bir indirim çılgınlığından bahsetmek istiyorum. Oğuz'la başlayayım. Daha önce 4 mevsimdi bu indirimler. Hı-hı. Her sene mevsim vardı. Şimdi yaz ve kış olmak üzere biraz daraltıldı kıstas. Ve şey oldu. Paskalya gibi, Cadılar Bayramı gibi daha kısa süreli, yılbaşı indirimi gibi bir hafta süreli indirimler oldu. Bu indirimler hakkında... Ya şöyle söyleyeyim şu indirimleri. Artık hani Steam eskisi gibi kendi indirim zamanlarında sadece indirim yapmıyor. Artık oyun yapımcı firmalara ne bileyim indicilere de bıraktı bu indirim yapma zamanlarını. Evet. Mesela bazı oyunların fiyatları hani indirime de girse asla değişmiyor. Mesela Borderlands ne zaman indirime girerse girsin 7.75'in fix aşağısına inmiyor. Ya da yukarısına da çıkmıyor. Aynen. Yani o fiyatlar aralığında oluyor. Öyle olunca da mesela hani yaz kış artık hani beklemek zorunda kalmıyorsun. Çünkü kafasına estiği zaman indirim yapabiliyor mesela. 2K günleri oluyor. İşte Ubisoft diyor bu hafta bizim oyunlarımızı indirin. Aynen. İşte EA'nin eski oyunları indirinler diye böyle haftalar çıkabiliyor. Ya da bu hani fırsatlar, özel fırsat adı altında böyle indirime girebiliyor. Hani bu dönemlik indirimler aslında şey için daha çok bu yeni çıkan oyunları biraz daha %25 indirim olsun, %30 indirim de olsun. Öyle alabilmek için bir fırsat oluyor aslında. Eskiden EA'nin oyunu falan böyle Quake.com fuarı falan vardı hatırlarsın. O zamanlarda falan Steam'de çok indirim olurdu onun. Artık eskisi kadar çok olmuyor. Evet. O zaman sorayım. Bir oyunu alacaksan indirimini bekler misin? Veya da ne bileyim bu indirim haftalarını ne kadar böyle sıklıkla bekliyor musun mesela? Çıksa da şu indirime girse de alsam falan. Yani eskiden bekliyorduk ama şimdi artık çoğu oyunu aldığımız için listemizdeki pek beklemiyoruz ki zaten bence o 4 mevsimden 2 mevsime geçiş olayı da o yüzden oldu. Çünkü genelde aynı oyunlar hep indirime giriyor. Aynen. Artık kimse almamaya başlıyor çünkü herkes de oluyor o oyun ucuzlukta aldığı için. Kısır döngüye girmemesi için azaltmaları dönemlik şey indirimleri bence mantıklı bir karar. Ya eskiden sosyal medyada işte çok dönerdi. Steam indirimleri başlıyor. Vah bizim cüzdanlarımıza yazık. Para yetiştiremiyoruz. Artık eskisi kadar yüzden alacağını aldı herkes. Mesela Oğuz bir örnek ver. 7 lira 75 kuruş değil mi mesela Borderlands'e? Aynı şekilde Skyrim'de şu anda Skyrim 7 lira 75 kuruşa fixtir. Onu sen 5 liraya alamazsın ki alma da zaten. Hani yani. Skyrim gibi bir oyunu 7 lira çok görüyorsan zaten bırak git bu işleri yani. Onun dışında Cadılar Bayramı indirimi çok kısa sürüyor. 1-2 gün falan oluyordu. Korku oyunları falan. Aynen genelde öyle oluyor. Döneme göre farklı oyunlar indirime giriyor. Yılbaşı indirimi genelde bir hafta sürüyor. Evet, net sürüyor yılbaşı. Onların çünkü uzun yılbaşları. Onun dışında yaz ve kış olmak üzere de 2 tane kaldı sadece. Makul. Bu indirimlerden yola çıkarak şöyle bir soru sorabilirim. Hani vardır ya böyle alırsın da oynamazsın da o hesap şişer böyle bir sürü bir dolarlık oyunlar böyle. Var mı sende Ozan mesela? Ya ben normalde Steam'den oyunu aldığımda oynamayacağım oyunu almıyorum ama bundle'da alırken mecburen kesemize biraz giriyor gereksiz oyunlar. Aynen öyle. Yani söyle Ozan önce sana bir söz vereyim. Bende de o hastalık biraz başladı Steam yüzünden. Mesela dediğim gibi genellikle zamanımı PlayStation 4'te geçiriyorum ben. Bakıyorum Steam'e ne gireyim ne olmuş falan diye indirim var mı diye. 1 liraya 2 liraya oyun var şimdi orada duruyor hani. Arada belki açarım oynarım diye böyle o hevesle böyle tık diye alıyorum. Bir daha bakıyor muyum yüzüne? Hayır. Kalıyorlar orada mesela. Ya, Commandos vardı. Commandos evet. Serisi. Eski bir oyundur. Efsane. Hani güzel oyun. Bahsediyorlar çok iyi falan diye de ama açıp bir kere hani bakmıştım yok. Aldım duruyor orada ama bakmadım bile daha. Ya 30-40 kuruşa satan oyun vardı. O Super evet, Hexagon muydu neydi? Hep görüyorum 30 kuruş 40 kuruş. Arkadaş sen ne kar ediyorsun onu 30 kuruşa 40 kuruşa sattığın zaman oyunu ya? Ediyormuş. Devamlı indirimde sürekli indirimde. Artık herhalde bulmuş adam yerden oyunu yapmamış. Çünkü yapsa satmaz o kadar 30 kuruşa 40 kuruşa. Ya da satamıyor o yüzden sürekli indirimde satıyor. Mesela şöyledir o indirimde fix bir şey de mesela Witcher'ın ilk oyunu. 2 liraya mı 2,5 liraya mı ne satıyor ki Witcher ya hani. Yani. Hani onu da alıp ben de aldım oynamadım ama mesela yani duruyor hesapta duruyor. Ben oynadım ama ya ben önceden oynamıştım ya Steam'den önce oynamıştım o yüzden 12 saatte oynayıp bıraktım yarısında sıkıldım. Ya şöyle bir manyaklık da var oyunun kutulusu sende varsa o oyun 4-5 liraya inse sen onu yine alıyorsun. Hani evet, o bir, evet. De, bir de orada bulunsun diye alıyorsun yani. Mesela böyle bir manyaklık oluyor yani. Onun dışında Steam'den bu kadar çok yani Steam'in bu kadar çok ön plana çıkmasının sebebi de Workshop desteği, bir pazar sisteminin içinde barındırması, Greenlight gibi muhteşem, çok enteresan, güzel bir olayı barındırması. Bunlar hakkında neler söylemek istersin Oğuzcum? Ya şöyle Steam, her kesime, oyun yapımcısına da, oyuncusuna da destek veren bir platform. Şöyle mesela
oyunu dediğin gibi green light gibi. Mesela bir oyun fikriniz var, yapmak istiyorsunuz, koyuyorsunuz. Eğer beğenilirse Steam'de satışa sunuluyor. Size bu fırsatı veriyor. Hani pazarlamacı, market falan aramak zorunda kalmıyorsunuz. Bir avantajı bu. İkincisi, oyunculara çok büyük destek veriyor. Mesela hani sadece bir program olarak kalmıyor oyun açan. Evet. Steam arayüzü. Nasıl? Topluluk grupları falan var böyle. İnsan oyun, aynı oyun oynayan insanlar bir forum altında birleşip yorum yazabiliyorlar. Modlar oluyor. Modları paylaşabiliyorlar workshop adı altında. Aynı oyun için inceleme bölümleri var mesela. İncelemeler yazabiliyorsunuz. Kendi görüşlerinizi belirtebiliyorsunuz oyun hakkında. Onun dışında trophy level sistemi var. Evet. Kendinizi geliştiriyorsunuz, level kasıyorsunuz. Bunun dışında oyunlardan itemler çıkıyor. Bu itemleri satıp para kazanıyorsunuz. Özellikle CS:GO ve Dota gibi oyunlarda çok evet. Çok fahiş fiyatlar söz konusu. Bu kazandığınız paralarla biriktirip kendinize azar azar bir şey olsa da evet, oyun alabiliyorsunuz. Size çok geniş ve güzel bir ortam veriyor. Bu yüzden hani Steam indirimleri de katarsak çok muhteşem bir araç. Şimdi Ozan'cığım, aynı şeyi sana da sormak istiyorum. Hani Steam dedik, etkileşim ortamı dedik. Hatta artık günümüzde Facebook ve Twitter gibi sosyal medyalardan hani biraz daha bize hitap eden versiyonu gibi düşünebiliriz Steam'i. Steam'in böyle hani Oğuz'a da dediğim gibi workshop, pazar ve Greenlight mecmuaları hakkında ne düşünüyorsun? Kullanıyor musun? Ya şimdi şöyle bir durum var. Hani biz yine hani kutulu oyundan falan bahsetmiştik. Hani hem kütüphanemizde boş yer kalıyor diğer materyaller için, hem de yani kutulu oyunlarda bulamayacağın şeyleri sana sunuyor. Biraz daha böyle fun yapımı şeyleri işte. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor Greenlight workshopları falan. Ben yine de öyle bir bakınıyorum sürekli iyi bir şeyler var mı falan diye. Yani hiç mod falan yapmışlığın var mı mesela böyle bir ben şey? Ben yapamam. Hiç yaptım mod. Yok. Ben de yapmadım ama kullanmışlığım var yani. Yani hani mesela Guacamele'de ben bayağı bir skin almıştım benim güreşçilerden, güreşçiye. Aynen. Yani gerçekten hoşuma giden bir sistem, etkileşim olsun, şey olsun. Bir su mesela patch yazan gördüm oyunun içindeki bug'lara, sorunlara ya, falan. Aynen hani şeylerden önce, geliştiriciden önce davranan mod yapımcı bile olabiliyor bazı sorunlar hakkında. Aynen ya, o yüzden hem çok yardımcı oluyorlar bir soru sorduğunda mesela nereden olursan ol. İşte bir tek sorun Ruslar galiba. Ya şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben şimdi mesela Greenlight dedik. Hani mesela belli bir oy toplama söz konusu ya mesela. Evet. Hani bu senin zararına bir şey de, gelişime de yol açabilir, yararına da. Mesela şimdi o adam, evet, sanırım satılmayacaksa o oyun, en azından önceden haberin olmuş oluyor. Uğraşmak zorunda kalmıyorsun. Evet. Yani yeteri kadar oyu toplayamıyorsan da yapma yani. Hani evet, böyle bir imkanı var. Evet. Pazar dediğimiz zaman zaten sizin Steam cüzdanına para biriktirip senin onu Steam'de harcaman söz konusu olabiliyor. İtem satma, item alma vesaire. Kart biriktirme, level kasma, apayrı şeyler bunlar zaten. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hani o sana denk gelmişti ya 7 gün içerisinde muhabbetini. O yeni başladı. Ha, onu anlat, ben bilmiyorum. Ya Steam'i tamamen ticarete dökmeye dayandı artık bazı şeyler. Hani kart alayım, kart satayım vesaire. Eskiden şeydi mesela, bilmem kaç dolara açtığın zaman, ki Steam bana da onu form göndermişti bana. Bilmem kaç dolara açtığın zaman bir sene içerisindeki alışveriş tutarın, Steam sana bir form dolduruyor. Onu doldurman gerekiyor ki artık iş hani bir şekilde resmiyete binmiş oluyor. Evet. Çünkü orada bir para dönüyor çünkü. Ona dönmüştü. Şimdi artık şey oldu mesela. Aldığın bir şeyi mağazadan veya pazardan bir hafta içerisinde satamıyorsun. Senin elinde kalması gerekiyor belli bir süreliğine. Artık hani o şeyin önüne geçmeye çalışıyor. Evet. İyice artık pisliği önüne geçmeye çalışıyor. Bu olumlu bir şey. Bu kötü bir gelişme değil bence. Evet. Onun dışında workshop var. Workshop'ın da şöyle bir şey de var. Yani Steam'in kullanıcı dostu olmasından bahsettik ya mesela. Türkçe yamaları kolaylıkla Steam'de aktif edebilme gibi bir durum söz konusu. Hani Skyrim mesela adamlar koyuyor şeye workshop'a Türkçe yamayı. Sen hani dijital bir kopya bile olsa elindeki Skyrim çok kolaylıkla yükleyip oynayabiliyorsun. Steam sana hiçbir sorun çıkartmıyor mesela. Hani bu şey için de geçerli değil. Mesela Skyrim için de değil. Dışarıdan mesela internet indirdin, linkten indirdin. Dosya olarak Steam'i göster, yükle, tamam, oyna. Yani hiçbir şekilde Steam çok kolaylık sağlıyor bu şekilde oyunculara. Daha sonra Steam'e dönelim, söylemek istediğiniz bir şey varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Daha değişik platformlara da girelim istiyorum. Mesela Good Old Games, GOG. Evet. Oğuz'un mesela söylemek istediği bir şeyler var mıdır bu program hakkında? Ya GOG şöyle bir şey. GOG zaten başlangıcı şöyleydi. Hani eski oyunları satma amacıyla çıktı. Good Old Games diyoruz zaten. Yani eski güzel oyunları. Baktığımızda temelinde bir sürü eski oyun vardı. Hani yeni oyunları kendi bünyesine katmaya başladı. GOG'un şöyle bir sistemi karşılaştırdığında şöyle bir iyi yanı var. GOG'da
Bir oyunu aldığınız zaman o oyun tamamen sizin oluyor. Hani nasıl şöyle sizin oluyor? Setup'ı size indirttiriyor. O setup'la hani ne istiyorsanız yapabilirsiniz. İster torrent'te paylaşın, ister gidin bir arkadaşınıza verin, ister 10 tane bilgisayara falan kurun. Ya yapabiliyorsunuz. Hani size bu özgürlüğü veriyor. Adamların mantığı şu: sen oyunu bizden satın alıyorsan oyun artık tamamen senindir diyor. Evet. Steam'de hani yine o şey DRM'a bağlısın. Hani. Aynen. Orada öyle kalmak zorundasın. Hani bu yanıyla ön planda. Yani eksine gelirsek hani çok fazla indirim olmuyor. Hani biraz fiyatları yüksek. Ama zaten hani eski oyunları belli standart bir fiyatta satıyor zaten. Amacı da oydu zaten GOG'un. Yani sadece satış amaçlı bir politikası var GOG'un. Sadece satış yapıyor hani. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir dipnot çekebilirim bu GOG hakkında. 1-2 hafta önce dikkatimi çeken bir olay. Şöyle bir kampanya yaptılar. Mount & Blade ve Stalker serilerinin kutulu bir sürümüne sahipsen eğer, kutunun içindeki serial kodu sisteme giriyorsun GOG'a ve aynı oyunun bedavadan bir dijital versiyona sahip oluyorsun. Ben mesela Stalker serisinde komple hepsi vardı. Kutulu hepsini ikiledim mesela. Birer tane dijital kopyam oldu elimde. Ama aynı şekilde Mount & Blade Warband'ın serial kodu hata verdi. Bu da büyük ihtimalle yerel dağıtıcılardan kaynaklanan bir bölge durum. Bölge kodu falan sıkıntısı varsa ondandır. Aynen. Bölge koduyla ilgili bir sorun olabilir. GOG'da şey de var mesela. Bazı oyunları aldığınız zaman size soundtrack albümünü falan da verebiliyor. Aynen. Resimlerini, artworklerini falan paylaşıyor. O da güzel bir şey. Oyunun yalın hali bile yanında size soundtrack albümü gibi, poster gibi bir takım şeyler sunuyor. Evet, evet. Steam'de böyle bir şey söz konusu değil. Onlar sezon PES adı altında falan filan satılıyor genelde. Veya da ekstra soundtrack albümü satılıyor atıyorum. CD Projekt miydi? Good Old Games. Kurucuları ortak diye hatırlıyorum CD Projekt'in eski kurucularıyla. Zaten Witcher oyunları falan da genelde satılır orada. Rus oyunları falan çok satılıyor. Stalker, CS, Metro vesaire. Metro yok. Metro o kadar şey değil. Onun dışında GOG dedik. Güzel dedik. Hani o da kullanıcı dostu. Hani şey olmasa. Bir sadece satış yapıyor esasında. Steam gibi bir etkileşim platformu değil esasında. Değil mi? GOG'da şey de vardı. Bunu da ekleyeyim. Oyunu aldınız mesela geri iade de edebiliyorsunuz hani beğenmediyseniz falan. Evet. Öyle bir seçenek de veriyor size. Kullanıcı dostu bir sistem olduğunu söyleyebiliriz o bakımdan. Onun dışında Uplay ve Origin gibi bir takım nalet sistemlerden bahsedeceğiz. Ben lafı Ozan'a vereceğim. Hiç bu iki platformda hesabım var mı, kullandım mı, ne sıkıntılarla karşılaştım? Allah kahretsin bari yani. Hayatımda gördüğüm en kötü iki arayüz yani. Hangisi daha kötü? Yani açıkçası Uplay daha kötü. Kesinlikle. Ve achievement sistemi inanılmaz rezalet bir yani. Çöp ya. Çöp yani çöp ve oyuna girerken 4-5 kere şifre giriyorsun, bu ne ya? Acı çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani bazı oyunlara gelken cidden acı çekiyorsunuz. Ya ben Blood Dragon'a girmeye çalışıyorum. 5 kere falan menü şu şifreyi yaz, yok bunu yap, yok şunu yap. Ya çok garip. Yani kişiden kişiye göre değişiyor biliyor musun? Mesela bak sen şifre problemiyle karşılaşmasın değil mi Blood Dragon'da? Ben mesela Blood Dragon'a şifreyle karşılaşmıyorum. Mesela Sinan aldım oyunu. Hı-hı. Beni Uplay'e yönlendirdi, kolay bir şekilde oynadım. Ama aynı şekilde Assassin's Creed Freedom Cry'ı aldım. Arkadaşlar giremedim oyundan ve en az 4-5 saat uğraştım o oyuna girebilmek için. Neden diye araştırıyorum. Her forumda başka başka şeyler yazıyorum. Neymiş biliyor musunuz? Hani DNS ayarım deniyordu o. DNS ayarını değiştirerek girebildim ya. Böyle saçmalık olabilir mi? Aynı DNS ayarıyla ona girebiliyorum. Bu Dragon'a girebiliyorum. Öbürüne giremiyorum mesela falan hani. Öyle hatalar var. Ve sana vereyim yani lafı. Şöyle Uplay bir kere hani bu sistemiyle sizin bilgisayarınızı da zora sokan bir durum. Kesinlikle. Hani. Ağır ve kullanımı zor hani. Sürekli böyle bir şeyler yüklüyor, böyle sürekli bir şeyler yüklüyor. Hani ne olduğunu anlıyor musunuz? Ben mesela Ghost Recon'u aldım. Almasaydım keşke. Ya 2 saat garanti bir şeyler yükledi. Hani bir patch yüklersin, tamam derim hani. Hani ne kadarlık bir patch yükleyebilirsin ki? O zaman da hani böyle yeni oyunlar gibi 5 GB'lık, 10 GB'lık patchler gelmiyor. Ha, sürekli bir şeyler yükledi, sürekli bir şeyler yükledi, sürekli bitmiyor, bir şeyler yükledi. Bitmiyor. Hani ne olduğunu da anlayamıyorsunuz, bekliyorsunuz sadece öyle. Her açışınızda yeni bir şeyler oluyor. Garip. Ağır çalışan bir sistemi var. Bu Ubisoft'un DRM illeti vardı ya bu zamanında Corsa'nı kopuyor. Corsa'na karşı. Aynen. Ya, onun için mesela şöyle bir şeydi. Her gün hani 10-15 kilobayt gibi komik rakamlar olsa bile arkadaşlar her gün kesinlikle güncelleme geliyordu. Kesinlikle ama yani. İnternetinizi kestiğiniz an oyun kapanabiliyor. Oyun exe hatası verebiliyor ki saçma sapan hatalar falan filan. Yani. Senin mesela bu konuda söylemek isteyeceğin ekstra yani bir durum var mı? İşlemciden çok iyi ya. Çok fena işlemciden iyi. Benim bilgisayarda öyle oldu yani.
eski Norton gibi. Eski Norton'un sürümleri acayip kaslıydı bilgisayarı mesela. Aynı mesela. Ben mesela ben Steam'de öyle bir şeyle karşılaşmıyorum. Mesela internet gidince oyun kapanmıyor yani. Aynen. Şehrin dışında oynayabilirsin. Çek internetin fişini oyna İstediğim yani. İstediğim oyna aynen. Yani belki achievement'larda falan sonra geç yüklenme gibi durum. Belki o olur. O da olmayabilir de hani belki de o olur. Ha, ben de öyle bir kere olmuştu. Binding of Isaac'i internet yokken oynuyordum. Sonra birden 50 tane mini achievement abandı. Aynen. Papa diye çıkıyor böyle alttan böyle achievement'lar söylüyor. Böyle Origin hakkında, Uplay hakkında satış politikaları, fiyat sistemi hakkında söylemek istediğin bir şey var mı Oğuzcuğum? Ya Origin'den de biraz bahsedeyim. Origin'de mesela önceden EA önceden oyunlarını Steam üzerinden satıyordu. Sonra aralarında bir anlaşmazlık sıkıntı yaşadılar herhalde. O yüzden EA oyunlarını geri çekti. Kendi platformunu kurdu. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Mesela saçma sapan bir fiyat sistemi var. Bizi mesela Avrupa'dan sayıyor ve Euro üzerinden değerlendiriyor fiyatları. Hani ülkemizin ekonomik durumuna baktığımız zaman Euro üzerinden satılan oyunları ilk çıktığı zaman almamız çok zor. Hani mümkün değil ya. Yani hani Steam'e baktığımızda TL'ye geçti. TL üzerinden satış yapıyor ve fiyatları 1,5 dolardan mı ne galiba? 1,5. Öyle bir kurdan aldı. Orijine bakıyoruz. İnanılmaz yüksek fiyatlar. Hani tamam indirime giriyor. İndirim konusunda da gayet başarılı orijin. Hani Steam kadar olmasa da gayet güzel indirimine giriyor. Hani bedavaya verdi. On the House sistemi. Battlefield 3'ü falan ne bileyim Dead Space'in ilk oyunu falan bedavaya verdiği de oldu. Evet. Bu açıdan güzel. Ancak dediğim gibi Uplay'deki gibi Origin'in de bu programı artık ona ne deniyor? DRM mı deniyor? Bir sistem mi? Sistemi DRM. Ağır çalışıyor. Hani yine sıkıntılı. Arayüzü pek kullanıcı dostu değil. Steam gibi değil. Hani açtığın zaman tık diye oyunlar böyle sıralanmıyor böyle. İyi, resimler falan var böyle kutu kutu. Tıklıyorsunuz bir şeyler oluyor falan böyle bir ağır böyle yüklenme süresi bir ön hazırlığı çok uzun sürüyor. Çok. Steam'deki gibi değil. Sıkıntı yani o da. Uplay ilk kurulduğunda arkadaşlar bırakın çalıştırmayı hesap açmaya çalışırken bile zorlanmak söz konusu. Hesap açamıyorsunuz sistemde yani. Hata veriyor, bölge uyarısı veriyor aman yani uğraştık alt tarafı oyun oynayacaksın ya yani bir şey yapmayacaksın. Şimdi şuna alt bir parantez açmak istiyorum buna her platform açısından değerlendirip yani Türk lirası kuru. Evet. Steam geçti, diğerleri geçmedi. Ama geçen de biraz sıkıntılı geçti, böyle bir değişik olaylar oldu. Ozan'a vereceğim lafı. Steam'in TL kuruna geçmesi bize ne gibi faydalar sağladı? Ne yaptı? Mesela seni bir daha böyle bir oyun almaya cezbetti mi mesela TL'ye geçmesiyle beraber? Ya ben zaten her türlü oyun alıyordum. Benim için bir fark olmadı ama bir ekstra bir sıkıntısı oldu. Hani bazen bazı şirketlerin hani değineceğiz. Kuru 3 liradan almış. Onun için benim için bir sıkıntısı ama ben zaten her türlü alırdım dolar olsa da, Türk lirası olsa da. Şimdi lafı ben aynı şekilde aynı soruyu Oğuz'a soracağım. TL'ye geçtikten sonra sen Steam Web'i daha sıkı takip etmeye başlıyor mu mesela? Etkiledi mi seni bu? Etkiledi tabii ki. Hani baktığımız zaman Steam'in fiyatlarını dolar üzerinden değerlendirdiğimizde dolar kuru sürekli artıyordu hani. Evet. 2.20'lerde falandı. Biraz sıkıntıya girmeye başlamıştık. Artmaya da devam ediyordu. Şimdi baktığımızda 1,5 dolar üzerinden aldı hani falan. Hani şu an dolar 2.70 falan. Fiyatlara baktığımızda çok uygun geliyor şu an hani indirime girdiği falan. İlk zamanlarda özellikle Steam ilk TL'ye geçtiği zamanda fiyatlar çok iyiydi. O ama, 2 hafta. Evet. Ozan'ın dediği gibi hani o bu dağıtım firmaları. Yani yerel dağıtım firmaları arkadaşlar. Sağ olsunlar. Fiyatların coşmasına sebep oldular. Hani baktığımız zaman ama hani artsa bile hani yine de çoğu oyun iyi fiyattan geliyor açıkçası. Aynen. Hani 2K ve Ubisoft ve 2K'da şimdi. Onların oyunları çok pahalı. Hani pahalı olsa bile hani 3 liradan baz alıyorlar kuru. Evet hani pahalı olsa Euro üzerinden gidiyor herhalde onlar da. Büyük ihtimalle artık yani. Artık EA gibi oldular. Aynen. Ya baktığımız zaman yine de birçok oyunu ama o ikisini saymazsak çok güzel fiyatlar alıyoruz. Örneğin Mortal Kombat çıktı. 70-80 liraya mı ne çıktı galiba? 90 dolar bile, 90 bile olsa yani iyi yani. Call of Duty mesela Modern Warfare bakıyoruz böyle uçmuş fiyatları hani 60 dolar bilmem kaç para 60 euro. 90 lira mı 70 lira? 90 lira. Öyle bir şey çıkmıştı hani gayet güzel fiyatlara çıkıyor oyunlar. E şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar o 2 hafta dedim ya TL'ye geçişte. Tam da şeyin çıkış zamanıydı, aynı haftaydı. Borderlands Pre-Sequel'e. Evet. Kaç paraya satılıyordu? 75 liraya. Şimdi 175 liraya. Sid Meier's Civilization'da aynı çıkan oyunda öyle arttı dediği gibi. Evolve. Bak evet. Fark ettiyseniz hep Assassin's Creed, Far Cry, Ubisoft ve 2K 3 liradan baz alıyor. Hı-hı. 200 liraya falan fiyatlar. Ben Season Pass ile birlikte böyle bir Game of the Year Edition falan, Special Edition falan alayım derseniz 250 liraya 300'e varan fiyatlar. Yani
dijital olarak bir bilgisayar oyunun fiyatı bence kutulu bir PlayStation 4 oyunundan daha pahalı olmamalı ya. Yani. Hani yani bu resmen soygun. Soygun başka hiçbir şey değil, aynen lafı bulamadım, soygun yani. Yani. Yani ama iyi oyunlar yani mesela özellikle Bethesda evet. 1.5'tan getiriyor ve yani RPG, belli başlı RPG'ler, Skyrim gibi, Fallout gibi Bethesda'nın oyunları. Evet. Yani siz 5-7 liraya Skyrim alıp 3-4 liraya Fallout New Vegas alıp aylarınızı, yıllarınızı yani gömebilirsiniz rahatlıkla. Ki zaten siz 3-4 liraya da Fallout'a çok görüyorsunuz, zaten hiç almayın yani, daha başka alamazsınız. Mümkün yani, değil. Şunu da söyleyeyim, mesela bu fiyat artışının sebebi dediğimiz gibi Ubisoft ve 2K değil. Değil. Yani onlara mail attığınız zaman, 2K ile veya Ubisoft'la iletişime geçtiğiniz zaman bu bizden kaynaklanan bir sorun değil diyor. Sizin dağıtımcınız hani oyun satışı yapan, oyunu ülkenize getiren firmadan kaynaklanan sorun. Ya Change.org'da imza toparlandı. Bilmem evet. Kaç binde bayağı bir başarıdır esasında. Dava da açıldı. Oyuncular birleşti resmen. Ya bayağı evet. Ciddi bir imza toplandı. Fakat Steam'in de yapabileceği bir şey yok. Steam ne evet. Yapsın ki? Çünkü belli bir yerden sonra yerel ekonomi politikaları işin içine giriyor. Senin evet. Doların almış başına yürümüşse, senin yerel dağıtıcında iş yoksa yani. Steam ne yapsın? Hani Steam'in de elinde olan bir şey, o ama da para kazanacak değil mi yani? Onun dışında hepsini konuştuk sayılır esasında. Hı-hı. Gelelim konsolun dijital mağazası olan PSN'e. Ama önce bir ara verelim mi? Önce bir ara verelim arkadaşlar. Evet, konu uzun çünkü. Boğaz'ı bir ıslatalım. Bir giriş yapacağız. Xbox Live'da dahil. PSN'e Oğuz girecek arkadaşlar PSN'e. Solosunu atacak. Oğuz solo atacak. Kısa bir ara veriyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dijital oyunculuğun biraz konsol tarafına yönelelim istemiştik. Oğuz'a soracağım. Aramızdaki en konsolcu o. Zaten tek bir platform var diyebilir miyiz PSN için Sony bakımından düşünecek yani, olursak? Sony bakımından evet. Ama hani Türkiye açısından bir tek PSN var. Dünyaya vurduğumuz bir Xbox Live var bir de. Aynen yani. Öyle. Şimdi PSN'e hani büyük ihtimalle hepimiz içimizde en çok kullanan sensindir. Yavaş yavaş bir gir. Satış politikasından gir. Mesela fiyatlandırmalardan gir. Kampanya mampanya gir işte yani. Şöyle başlayayım. 3'ten başlayayım direkt. PSN dediğimiz şey zaten daha çok 3 ile hayatımıza girdi. PlayStation 3 ile hayatımıza girdi. Oradaki bu altyapı, online oynayabilmeniz için sunulan altyapı bedavaydı. Buna ekstra olarak da size bedava oyunlar veriyordu PSN sürekli. PlayStation 4'e geçtiğimizde bu ücretli oldu. Hani $50 gibi bir fiyatla size veriliyor. Online oyun oynamak istiyorsanız bu $50 ücreti yıllık $50. Hani aylık, 3 aylık olarak diye de ayrılıyor. Aylık $10 gibi bir şey. Daha hesaplı oluyor değil mi yıllık almak? Yıllık almak daha hesaplı oluyor. Onları ayı vurduğun zaman daha masraflı oluyor. Aynen. O yüzden ben yıllık kullanıyorum genelde. Size bu parayı ödettiriyor online oynamak istiyorsunuz. Ama bunun karşılığında da size her ay 2, 3 veya 4 tane oyun verebiliyor. Hani genelde şu an indie oyunları ağırlıkta veriyor ama arada mesela Injustice'i verdi, Infamous First Light'ı verdi, Rayman Legends geliyor verecek, Don't Starve'ı verdi, Outlast falan verdi. Böyle güzel oyunlar da veriyor. PlayStation 3'e de hala oyun vermeye de devam ediyor. Desteğini kesmiş değil yani. Need for Speed mesela verecek bu önümüzdeki ay. Ya bu açıdan baktığımız zaman hani indie'de oynuyorsanız eğer oynayan birisiyseniz avantajlı bir konumdasınız. Evet. Ama benim gibi mesela çok fazla indie oynamıyorsanız bu verdiğiniz $50 biraz dezavantaja dönüşebiliyor. Nasıl dezavantaj oluyor? Çok güzel oyun vermediği için hani çok oynayacak oyununuz da olmuyor. O $50 sadece online için vermiş oluyorsunuz. Ama işte bu Sony'de zamanla oyunlar eskidikçe mesela PlayStation 3 zamanında Red Dead'i verdi, Metro'yu falan verdi, Last Light'ı verdi, 2033'ü verdi, yok 2033 yok falan, Last Light'ı verdi, Tomb Raider'ı verdi, Sleeping Dogs'u verdi. Ya verdi de verdi bir sürü oyun, hala da vermeye devam ediyor. Bu açıdan avantajlı, ancak dediğim gibi şu an aldığı para biraz size dezavantaj olarak yansıyor. Online altyapısından bahsedeyim biraz. Oyunlarda hani çok ben denk gelmedim öyle lag olma, ne bileyim. O sizin biraz internet bağlantınızla evet, alakalı. Evet. Hani oyuncu bulamama gibi bir şey olmadı. Battlefield oynuyorum mesela. Girdiğim anda 32 kişi şak diye geliyor. Yani o biraz oyun ve internet bağlantınızla alakalı. Temel olarak söyleyebileceğim bunlar. Xbox Live'dan birazcık bahsedeyim. Xbox Live 360'tan beri paralıydı. Evet. Hani hep paralıydı ve internet hani sunduğu altyapı hizmeti daha iyiydi. PlayStation'la kıyaslayınca, PlayStation 3'te kıyaslayınca, çünkü PlayStation 3'te PSN'in sürekli kapandığı oluyordu, sürekli bakıma girdiği oluyordu, böyle hatalar oluyordu. Sony'de hani bu hataları aşmak için aslında bir bakıma bu hani sunucularının bakımını yapabilmesi için, size daha iyi hizmet verebilmek için bu $50 almak zorunda gibi bir durumda kaldı.
Ama onun karşısında da size bedava oyun veriyor işte. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İki temel eleştirim var da. Ondan önce şuna dikkatimi çekti sen anlatırken. Yani not aldım. PlayStation 3 ve PlayStation 4 adı altındaki iki sistem. Ama ortak çalışan bir PSN'den bahsediyoruz ikisinde de. Evet. İndirme hızları arasında dalar kadar fark var mı mesela bu online'ı kullanma olarak? Var tabii ki. Mesela internetin son hızınızı kullanabiliyor PlayStation oynanırken. PlayStation 3'te sanırım böyle bayağı yavaş indirme falan söz konusu. Ya ben ondan bayağı ağzım yandı da o yüzden yani, söylüyorum. PlayStation 4'te şöyle bir şey. İnternet hızınız ne kadar iyiyse bilgisayarla yarışacak seviyede artık. Bir internet açtığınız zaman YouTube'a girdiğinizde falan şak şak diye hemen giriyor. Böyle videoları falan izleyebiliyorsunuz çok rahat. Oyun indirirken de son hızla indiriyor. Hani duruma göre de değişiyor. Mesela şey de var. Oyun indiriyorsunuz. Belli bir seviyeye geldi. Oyun tamamının inmesine gerek kalmadan oyun oynamaya başlayabiliyorsunuz. Her oyunda geçerli mi bilmiyorum ama mesela Killzone'da böyleydi. Senaryonun bir kısmını oynayabiliyorsunuz. Battlefield'da da böyleydi. Multiplayer'ı size oynatmıyordu ama senaryoyu oynayabiliyordunuz. Anladım. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben, bu da bir eleştirenden birisi benim. God of War Saga'yı almıştım ben. Paket. İçinde bütün oyunlar var. Şeylerinde PSP oyunlarında kodunu vermiş. Chains of Olympus ve Ghost of Sparta'yı. Şimdi ben indireceğim de kodu girmem gerekiyor PSN'e. Aktif edemiyorum oyunu. Hani mümkün değil, edemiyorum. Uğraştım falan. Ben internette falan forum gezdim, araştırdım. Meğersem benim bu God of War Saga'yı aldığım yer Amerika çıkışlı olduğu için Amerika'dan gelmiş Türkiye'ye ve benim PSN hesabımda Avrupa olduğu için meğersem aktif edemiyormuşum mesela. Hani evet. Böyle bir sıkıntısı var PSN'in. Şöyle bir sıkıntı var. Mesela oyunları oynatırken bölge kodu yok mesela. Amerika'dan aldığınız bir oyunu CD ise eğer kod değilse takıp oynayabiliyorsunuz her türlü. Ancak bu dediğim gibi PSN üzerinden veya kodla alınacak oyunlardaysa bölge durumu söz konusu oluyor. Şöyle bir şey mesela. PSN diyelim size bedava oyunlar veriyor. Outlast'ı veriyordu mesela. Outlast'ı alabilmeniz için Türkiye'de verilmesi yasaklandı Outlast'ın. Evet. Alamıyordunuz yani Türkiye hesabıyla. Amerikan hesabına geçip öyle alıyordunuz. Hani daha avantajlı konuma geçiyordunuz. Hani birkaç farklı hesap açabiliyorsunuz. Avustralya açabiliyorsunuz. Hani orada farklı oyun verebiliyor. Onu almak istiyorsunuz yapabiliyorsunuz. Böyle bir olay var. Onun dışında şöyle Fuat'ın da dediği gibi Amerikan kodu ya da ne bileyim Avrupa'yı biz sayıyoruz ya da farklı Avustralya'dan olsun başka bir yerden aldığınız kodu Türkiye hesabınız varsa, Türk hesabınız varsa ya da Avrupa hesabınız varsa kullanamıyorsunuz. Mesela size verilen bedava oyunlarda da geçerli bu. Amerikan hesabından oyun aldınız ve PSN Plus'ınız Amerikan hesabında. Sadece Amerikan hesabında bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Türk hesabınızda bu oyunları kesinlikle oynayamıyorsunuz. Alamıyorsunuz da zaten PSN Plus'ınız olmadığı için. Evet. Diyelim ki Türk hesabınızda bir aylık PSN Plus hesabınız var. Amerikan hesabınızda bir yıllık var. Bu bir aylık süreç içerisinde o oyunları oynayabiliyorsunuz. Ama bir aylık PSN Plus aboneniz bittiği sürece Türk hesabınızda o oyunlar kilitleniyor, daha oynayamıyorsunuz. Hani sürekli bir Plus hesabınızın olması gerekli bu durumda. Ya şimdi şöyle mesela yaklaşık Chains of Olympus için konuşuyorum. Özellikle aklımda o kalmıştı çünkü. 7-8 GB'lık bir boyutu var. Bugün sen Steam'den 7-8 GB'ı 2 saatte de indirebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama hızla 8-9'a da çıkabiliyor. Hızla alakalı ama net hatırlıyorum o kadar yedetti ki kafamda. Yani o 8 GB indirmek 2 gün sürer mi ya? 2 gün ya. Kapatmadım konsolu 2 günde anca indirdim. Evet, bu özellik 4'te geçti diyorsan, 4'te daha böyle bir indirme hızı normale döndü diyorsan güzel bak. Yo, hatta şöyle bir durum da var. Mesela patch geliyor. Otomatik olarak zaten patchleri kendiniz buluyor. Siz oyun oynarken hissetmiyorsunuz bile arkada yüklendiğini. Ne kadar güzel işte. Bunlar güzel geliyor. Açıyorsunuz bir bakıyorsunuz. Patch yükleniyormuş falan mesela. Ben Bloodborne oynuyordum. Arkada 2 GB'lık yeni bir patch geldi. O yüklenmiş bile. Benim haberim bile olmadı hani yüklendiğine dair. Bir şey söyleyeyim mi? Hani o Mortal Kombat son oyunundaki o muhabbet var ya mesela oyun yüklerken oynayabiliyorsun belli kısmını. Evet. O güzel bir şey. O bilgisayarda güzel var ama bilgisayarda sıkıntı çıkarmış. Steam'de çok ağız yananlar olmuş. O mesela PlayStation'a getirmiş güzel bir sistem hani. Oyunu yüklemekle beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Tabii hani oynarken mesela internet hızına bağlı yine. İndirdiğiniz hıza göre bölümlerde hani oynayabiliyorsunuz mesela. Ben Battlefield 2 oyununda belli bölüme kadar oynayabildim. Sonra bir takıldı falan indirmeyi tekrardan bekledim. Ondan sonra tekrardan indirince devam ediyorsunuz oynamaya. Ya mesela şimdi adama Mortal Kombat'ı öyle bir tasarlamışlar ki mesela ana oyun yok. 3-4 tane paket yapmışlar tamam mı? Onları indiriyorsun. Devamında oynarken indiriyorsun. Ama şimdi şöyle bir şey. Sen yeni çıkmış bir oyun. Optimizasyon sorunları var. Evinişi ve Tower gibi tamamen internet hızınıza odaklı bir şey söz konusu. Zaten orada bir zorlanıyorsun. Onu oynamaya çalışırken arkadan da bir şeyler iniyor sürekli. Evet. Oyundan atmalar.
bombalar, takılmalar olabiliyor. Yani kimisi yapabiliyor, kimisi yapamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama PlayStation'da akıp gitmiş yani. Ya, aynen. Ya o konuda hani o aldıkları biraz o 50 doların hakkını vermeye çalışıyorlar. Tabii ki sıkıntıları var hala. Yeni bir makine. Zaten zamanla geliştirecek yani. Sürekli yeni update'ler falan geliyor. Evet. Zamanla aşacak bunları zaten. Son bir eleştirme. Buna bir cevap verebilirsen sevineceğim. PlayStation'ın, yani Sony'nin Microsoft'a karşı en çok savunduğu şey yıllardır biz online'ı bedava veriyoruz. Siz niye paralı veriyorsunuz? Hep budur. Evet. Bir de yani şöyle bir şey var. Hani özellikle Türkiye'de her konsol oyuncusunun PES, FIFA, Mortal Kombat, Street Fighter gibi yüzde en az 60-70'i online'a dayalı oyunlar sıkılırsın. Çünkü sen PES 2015'i kaç ay tek başına oynayabilirsin ki zaten? Evet. Hani bu tarz online'a iten oyunları sen bir de ekstra ücret talep edersin insanlardan, bu bana bir haksızlıkmış gibi geliyor. Ya özellikle de bu kadar laf etmişken Microsoft'a. O konuda aslında şöyle diyelim. Ya bilgisayar mesela açık bir ortam. Hani sunucularına falan herkes ulaşabiliyor. Açık bir ortam olduğu için bir oyun yaptığınızda, bir online oyun yaptığınızda, free to play falan yaptınız diyelim. Direkt sunduğunuzda satış ya da hizmete sunduğunuzda oynayabiliyorsunuz. Zaten bir ağ var hani herkese ulaşabilen. Ama Sony mesela kendi sunucularını kullanmak zorunda olduğu için bunların bakımı olsun, koruması olsun, bunlarla bir çeşit para harcamak zorunda artık. Kaliteli hizmet vermek istiyorsa. Dediğim gibi PlayStation 3'teki hizmet kötüydü. Hani sürekli PSN çöküyordu. Lag sorunları çok vardı. Onları aşabilmek için aslında böyle bir yola gitmek zorunda kaldı artık. Hani yapabileceği bir şey de yok. Çok eli kolu bağlı aslında bu konuda. Ama onun yerine şöyle bir avantaj verdi size. Bedava oyun veriyor işte. Bu bedava oyunla işte bu paralıyız kısmını bir cezbetmeye, aynen, bir çekmeye çalışıyoruz. Bir yıkmaya çalışıyor bu ön yargı yani. Paralı almasam mı diye. Ama bu şu konuda da söyleyeyim. Yani şunu da söyleyeyim. Zaten PlayStation alırken hani size söylüyorlar. Bu oyunları online oynamak istiyorsanız yıllık, aylık veya 3 aylık ücret ödemek zorundasınız diye belirtiyorlar zaten size. Hani bunu bilerek almanızda fayda var. Aynen öyle. Ya şimdi son bir soruya geçeceğim ama Ozan'a şunu sormak istiyorum önceki. Şimdi sen ne bir PC fanboyu ne de bir konsol fanboyu, hiçbir şey yok. Yani hangi oyunu nerede oynayabileceğini bilen bir insansın. Mesela evet. Şimdi şöyle, hiç Xbox Live veya PS'ini kullandın mı? Önce onu sorayım. Yani hani kendime ait bir Xbox ve PlayStation'ım olmadı ama kullanmışlığım var. Evet. Bir kullanım rahatlığı açısından Steam'le veya da herhangi bir PC platformuyla karşılaştırabilir misin? Karşılaştırırsan kim daha bir gömlek üstün mesela? Yani şimdi işin içine Uplay ve Origin'i katmazsın, Steam'in yani yanından bile geçmez. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, mesela Xbox Live'ın arayüzü falan kötü değildi. Gayet muhteşem bir arayüzü vardı. İyi, o konuda bir şey söylemiyorum zaten. Hani Steam'in şöyle bir avantajı, dediğim gibi hani topluluğa yönelik olduğu için oyuncu topluluğuna yani o açıdan etkileşim açısından daha avantajlı. Tamamen sosyal medyaya yani döndü bile değil. Zamanın Messenger işi, yani sohbet şeyini bile biz artık Steam üzerinden konuşuyoruz resmen birbirimize, evet. Sohbet. Ya Facebook'ta bile konuşmuyoruz zaten. Ya aynen, Steam genelde bir kullanılıyor ya. Hani şuna da değineyim. Bu EA'in çıkarttığı bir şey vardı. Aylık ya da senelik ücret ödeyerek EA oyunlarının belli bir kısmını oynayabiliyordunuz. Evet. Xbox Live'a geldi bu özellik. Evet. Mesela EA size belli aylarda şu oyunları koyuyor. Siz yıllık ücret ödeyerek oyunları istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz bir ay boyunca. Beğenirseniz satın alıyorsunuz falan. O oyunlar sürekli değişiyor hani eklediği, evet, oyunlar oynayabilmeniz için. Xbox Live'ın böyle bir avantajı var. Ki bu da Xbox satmadığı için böyle bir yola başvurdular zaten. Baktığımızda hani PSN'le kıyasladığımızda daha az oyun. Evet arkadaşlar, kamerada bir sorun çıktı. Tam konuşurken böyle hararetli girmişken konu içinde birden kesildi. Kaldığım yerden devam edeyim. Xbox Live'ın oyunlarından bahsediyordum. Hani bu aylık EA ile birlikte ortaklaşa yaptıkları sürekli aylık olarak değişen oyunları oynamamızdı. Yıllık bir ücret ya da aylık ücret vererek sürekli değişen oyunları oynuyordunuz hani. Mesela Battlefield çıkıyor. Bir ay boyunca Battlefield'da oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra oyun değiştiriyor. Hardline mesela. Hardline'ı da oynayabiliyorsunuz. Bu olay. Yani aslında güzel bir olay. Hani baktığımızda daha az para vererek daha çok oyun oynayabiliyorsun. Mesela o ay 3 tane oyun koydu mesela. Bu bir kiralama mantığı gibi değil mi? Yani kiralama mantığı, evet. Daha ucuza geliyor mesela böyle. Ama şöyle bir şey var. Hangi oyunları oynayabilmeniz için koyacak? Hani ne kadar, kaç tane güzel oyun koyacak mesela? Muhakkak. O da biraz tartışılır durum. Hani Xbox Live, Xbox One'ım olmadığı için şu an bilmiyorum ama öyle bir sistemi gayet güzel ilerliyor. Benim hoşuma giden bir sistem. Ben PlayStation'da da olsun isterim ama maalesef yok şu anda. O zaman söylemek istediğin, eklemek istediğin bir durum var mı? Yani şimdi biz şeyden bahsetmiştik ya, Steam'in Messenger'ından. Aynen. Mesela karşı komşu hemen şu tarafta oturuyor. Mesela ikimiz de Steam'deyiz, oynuyoruz. Diyorum ki Alican, hadi
gel mahallede tur atalım diyorum. Steam'den söylüyorum mesela. Yani telefonla arıyordum genelde veya camdan sesleniyordum balkonda. Ve şimdi hiç gerek kalmıyor. Bir nevi yani. Oyuncuların Facebook'u, Twitter'a gibi bir şey. Kesinlikle yani ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi şöyle benim bir çıkarımım var. Öncelikle onu seninle paylaşmak istiyorum. Hani Türkiye'de mesela daha çok mesela Sony konsolları tercih edilir ya. Atıyorum başlangıç noktasını PlayStation şu Xbox 360 alalım. Ya evet. 2'yi ve Xbox'ı geç. Hani Sony konsolunun daha çok tercih edilmesinin sebebi zamanında online oyunları için bir ücret talep etmiyor olmasıydı mesela değil mi? Bence buydu. Onun için Xbox Live paralıydı. Tercih edilmiyordu o yüzden Xbox konsolu. Günümüzde her ikisi de pahalı. Fakat alışkanlıklardan dolayı insanlar Sony'ye devam ediyor. Çünkü hani fiyat olarak düşüneceksen Xbox da para istiyor. Sony de para istiyor. Ama 3'ten gelen bir şey var hani ya, insanlarda. Bizim ülkemizde hep Sony'de böyle. PlayStation 1, 2, 3, 4 hep böyle gider bize. Bir de futbol oyunlarından Xbox, da bir alışkanlık var. Aynen. Nintendo olsun hani onlar çok tutunamadılar bizim ülkemizde. Aynen öyle hani ülkemizde daha ziyade PlayStation 4'ün Xbox One'a göre tercih edilmesine sebebi tamamen PlayStation 3'ten gelen yani gelmiş bir mirastı diyebiliriz aslında. Hatta 2 ya da 1 de diyebiliriz. Ha, aynen canım zamanında onlar çok efsane ürünler zaten. Full PES, full FIFA. Ya bir de şöyle bir durum var. PlayStation'ın teknik özellikler açısından biraz daha güçlü olduğu için aslında tüm dünyada biraz daha fazla alınıyor ama Xbox'ta alınmıyor değil, alınıyor hala. Özellikle Amerika'da hiçbir şekilde ben PlayStation ürününün Xbox'ın üstüne geçebileceğini pek düşünmüyorum. Ya yetişecek, fiyatları zaten indirime falan gitti Xbox'ta. Aynen. İllaki yetişecek yani. Yine istediklerini yakalayamamışlar diye bir haber okudum satış olarak. İndirime gitmeyene rağmen. Ya ben o şey bekler aslında, biraz Halo'nun gelmesini, biraz hani Xbox'ın kendine özel oyunların gelmesini bekler o durum. Aynen. Çünkü Halo seven çok insan var. Ve zaten onun bir Halo profesyonelliği diye bir muhabbet var ya, o orada inanılmaz Halo oyuncuları var Amerika'da yani. Aynen. Şimdi son bir sorum var. Kapatacağız. Yani çok konu var. Hani konu konuyu açıyor, bitmiyor falan. Şöyle bir sorum var. Hani biz dijital oyunculuktan girdik muhabbete. Daha sonra platformlardan bahsettik. Dijital oyunculuk, dijital oyun zaman içerisinde kutulunun yerini doldurur mu? Onu tamamen solda sıfır bırakır mı? Yerini alır mı? Önce Oğuz'a sormak istiyorum. Ya bence benim gibi insanlar açısından söyleyeyim. Bence almaz. Hani nedenini söyleyeyim. Çünkü kutulu oyunun bir kere rahatlığı var. Mesela dijital aldığınız oyunu 60 GB bugün hani çok yüksek boyutlarda oyunlar var. İndirmesi çok büyük sıkıntı oluyor. Kutulu aldığınız oyunu zaten direkt takıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Yani kutulda şöyle bir sıkıntı var mesela. Artık bilgisayar oyunları için konuşayım. Aldığınız zaman kutulu sizi Steam'e yönlendiriyor. Evet evet. O, istemeseniz bile sizi oraya yönlendiriyor bir şekilde. Ve intihar eden figürler. İsyan etti. Hani kutulu bir kere kullanım açısından güzel. Bu birinci avantajı. Rahat yani. İkinci olarak o fiziksel olarak ürünü elinde tuttuğunuz gibi en başından beri hep söylüyorum. O ürün hani elinizde olduğu zaman çok güzel bir his uyandırıyor sizde böyle. O rafları dizdiğiniz zaman, o koleksiyonu yaptığınız zaman böyle mutlu oluyorsunuz ya. Bir oyuncu olarak böyle insan koleksiyoner olarak çok güzel bir duygu bence o. Ya şöyle bir şey hani maddi bir materyal olduğu için hani zamana yenik düşme söz konusu. Evet. Mesela bilgisayarlarında bir bozulma olabiliyor. Ben açıkçası tozlanma olabiliyor, çizilme falan filan. Ama bütün bunları geride bırak yine de elinin altında bir disket var, bir CD var, bir kutu var, bir şey var mesela. Yani görüyorsunuz ben bu oyunu oynadım hani zamanında. Şöyle anılarım oldu bu oyunda falan diye görebiliyorsunuz onu. Bununla beraber şöyle bir tartışma konusu açılabilir. Mesela internetimizin kotası, internetimizin özgürlüğü, hani Steam. Yani tamam böyle mümkün değil gibi gözüküyor ama hani YouTube'un, cartın, jurtun kapanabildiği bir ülkeden bahsediyorum. Yani yarın öbür gün kapanırsa Steam. Hani bir sürü oyun var, bir sürü hesap var. Ne olur bu hesaplar. Evet. Hani bunlar hep tartışılır. Zamanla tartışılır bunlar. Yani dijitale baktığınız zaman bu hack sorunları, hesaplarınızın çalınması, kredi kartının sıkıntıya girmesi gibi bir sürü sorunlar oluyor. Tamam dijital oyunlar şu anda biraz ucuzlar. Hani baktığımız zaman mantık şuydu aslında dijital oyunların artık olmasa da aynen. Kutudan daha ucuz olmasıydı. Niye? Çünkü hani Blu-ray masrafı, kutu masrafı, dağıtım masrafından hiçbir şey yok için, ya. Server'a yüklüyorsun adam oradan indiriyor işte. Evet yani. Kutuda hani bu masraftan kurtulmak için dijital çıkmıştı. Amaç buydu. Daha ucuz olmasıydı. Ama artık aynı fiyatlar kutuluydu. Hani aynı fiyattaysa Türkiye için konuşmuyorum. Türkiye'de kutular tabii ki daha pahalı. Hani saçma sapan politikalar uygulanıyor. Maalesef burada daha ucuz kutulu oyunlar bile var artık. Evet bulabiliyorsunuz aynen falan böyle. Sepete koyuyorlar böyle 10 lira 20 lira. Aynen oynar koyuyorlar ama. Aynen. Hani bu amaçla çıkmıştı ama hani daha aynı
aynı fiyattalar. Ben kutunu alırım hani elimde bulunması. Kesinlikle daha canım. Ama benim için daha mantıklı olur yani. Zaten aldığımız artık günümüzdeki kutu oyunu yani en az %70'i seni otomatikman Steam'e yönlendirdiği için fazla da koymuyor esasında yani. Yani hani ha orada ne orada ama elinizde bir şey oluyor en azından. Bir madde oluyor yani. Ya, aynen öyle. Ama şimdi, mesela Evil Within'de sen rahat yüklemiştin değil mi Steam'e yönlendirmesine ya rağmen? Ya şöyle bir şey. Evil Within ben özellikle ben hani o tarz oyuna kutu alırım hani benim prensibimdir o. Hani aldım en az yarısını Steam'e yönlendirdi. Bir de oradan indirdi. Hani zaten 4-5 disket içinden çıktı. Bir de ondan sonra dedi Steam Meet'im. Aynen. Biraz şey işler karışıyor yani. Ya uğraştırıyor. Steam'e yönlendirmesi aslında güzel olacaktı yani. O 4-5 CD yüklesem bile ben üşenmem yani. Takarım yüklerim yani. Ama o 4-5 CD duracak orada. Benim Steam'e yani ikinci kere Steam'e bulaşmam bile bu vesileyle oldu. Yani Metro 2033'ün yani, beni Steam'e yönlendirmesiyle ben bulaştım Steam'e. Bir şekilde vesileye de olabiliyor. Ozan'a soracağım aynı soruyu. Sence yerine geçer mi dijital kutulanın? Ya şimdi şöyle bir şey var. Sadece yani oyun piyasasıyla alakalı konuşmayalım işte. Müzik olsun mesela albümleri hala yine plak veya CD olarak basıyorlar ya da kitapların tekrar basılması işte filmlerin DVD olarak, Blu-ray olarak devam etmesi hala basılıyor. Bir kere bu fiziksel materyal basma olayı ölmez eserlerin. Ama tabii ki de eski böyle muhteşem görkemli günlerine imkanı yok. Ölmez. Asla dönmez. Ben dijital oyunlar benim için şöyle güzel bir tarafı oldu. Ben yani en azından 8 raf oyundan kurtulmuş oldum. Ki başka materyallere yer açıldı. Çünkü açıkçası oyunlar tamam yine elimde durması güzel ama ben başka materyaller de toplayan bir insanım. O yüzden bana yer gerekiyor. Tamamen hacimsel olarak bakıyorsun olaya yani. Yani hacimsel olarak bakıyorum. Abi şimdi ben biliyorsun sürekli mesela ucuzluk kısmından mesela sahafların dışına koyuyorlar 10 liraya, 5 liraya plaklara. Direkt alıyorum mesela. Hiç bilmedikleri şeyden inanılmaz mesela Discogs'da pahalıya şeyler çıkıyor. Ya da muhteşem albümler çıkıyor. Ya bana lazım bir yer. O yüzden. Doğru. Bir gün oyunlar da böyle olacak mı acaba? Böyle sahaflara gittiğimizde ooo Metal Gear Solid 5 varmış falan. Var var. Öyle oluyor. Ben öyle oluyor. Eski oyunlarda evet bulabilirsiniz. Hani şey eski ve NES mesela videoları falan var. Mesela adamlar bit pazarlarına gidiyor. NES oyunları falan topluyor yani. Ya mesela Ozan beni şeye götürmüştü geçen hafta. Kadıköy'ün sahaf çarşısı var ya işte. Akma. İçin zihni müziğin dışında. Evet. Alt katta mesela bir dükkan var. Ya 5 liraya orijinal oyun alıyorum ya. 5 lira yani 5 yani. İstediği kadar kötü olsun, istediği kadar eski olsun. 5 lira yani. Sen 5 liraya bugün bir neye vermiyorsun ki mesela? Yani koleksiyon yapmayı sevenler için, şeyler için çok muhteşem bir durum yani. Bakarsanız çok güzel şeyler de çıkabiliyor bunların arasından. Şimdi şöyle bir şey, genel konular bitti. Şöyle bir yan başlık açmıştım ben. Play Store var mesela bizim Türkiye'nin bir dijital oyun platformu. Çok uzatmadan, kapatacağız çünkü. Birkaç söylemek istediğim bir cümle var mı mesela? Ya Play Store'da aslında baktığımızda Steam'e bağlı. Yine hani oyunu aldığınız kodunu zaman veriyor, Play Store'da sizi veriyor. Direkt Steam'e yönlendiriyor. Yani şöyle bir avantajı var Play Store'un. Bazı oyunlar hani Steam'de çıkan fiyatlarda, koyulan fiyatlardan daha ucuza gelebiliyor. Ama daha pahalıya da gelebiliyor. Onu daha da pahalı, görmüşlüğüm evet. Var genelde, yani. Genelde bak, genelde daha pahalı ama nadir olarak daha ucuza çıkan anlar olabiliyor. Kovalmak lazım işte ya. Evet. Yani bilmek lazım. Sürekli bir takip etme durumunda olmanız lazım mesela. Şöyle bir şey var, şöyle bir çakallık mı diyeyim, ne diyeyim? Hani şimdi temelde TTNet'e bağlı ya Play Store mesela. İnternetimiz bizim TTNet. Evet. Mesela GTA için şöyle bir olay yapmışlar. Evet. Bilmem kaç GB veri 60, değil mi? 60-70 GB'lık bir şey. Hani indirirsin, bizden alırsınız diyor, biz adil kullanım kutlarsan takılmazsınız falan. Evet, 50 GB'lık kotaları var. Hani düşünsenize, GTA indiriyorsunuz, 50 GB bitiyor. Kota bitiyor, hani hızınız düşüyor, 10 GB'da yavaş hızla indirmek zorunda kalıyorsunuz. Ya bu da artık gelişen teknolojide dijital oyunun bir eksisidir bence. Çünkü hani, hani Evolve gibi mesela, sıfır şey, hikaye, tamamı internete dayalı bir oyun ama kaç gigabaytlık bir veri yani. İndiriyorsun zaten kota mota kalmıyor zaten bir ay sürünüyorsun mesela. Play Store mesela Play Store'dan bir oyun alıyorsak eğer bunu sadece GTA için değil bütün oyunları için yapması lazım. Bizim bu adil kullanım kotasından yememesi lazım. Kesinlikle. Çünkü oyunlara baktığımız zaman 20-30 gigabaytlık artık bütün oyunlar ya. Öyle. Boyutlu oyun bulamıyorsunuz artık. Ki hani bu adil kullanım kotasını Play Store'dan oyun alıyorsunuz engellemesi lazım hani bunun bir şey yapması lazım artık. Ben en ufak boyutlu oyun en son şey görmüştüm işte neydi şu Lord of Fallen vardı ya 6 GB mıydı neydi onun dışında yok yani 23 GB'dan ya, aşağı yapıyor. Onu 6 GB falan diyorsun da arkasında bir sürü patch yüklemişti belki oyunda. Kesinlikle hani, canım. Yani. Patchli hala. Ya şöyle bir gönderme yapacağım ve bitireceğim artık hani ben zamanında Return to Castle Wolfenstein dediğin oyun 700 MB bak 700 MB
bugün sana bir Call of Duty oyununun vermiş olduğu oyun süresini 7'ye 8'e katlayacak bir oyun süresi. Yani. Bir o kadar güzel ve zamanla çok tercih edilmiş bir multiplayer mod. 700 MB'dan bahsediyoruz. Bugün bir Call of Duty'nin petsiz mesela ilk çıktığı kaç GB'dır ya, gözünü seveyim yani. Bir de bunun üstüne mesela oyunda olan modları size satıyorlar. Battlefield 4'te var mesela bu hani. Oyun içinde mod. Zaten oyunu indirmişsin. 30 GB'lık kısmında o modlar var ama DLC alıyorsun. DLC ile birlikte pıt mod açılıyor. Bir şey yüklemiyor da hani. Ya o DLC zımbırtısı da zaten bu dijital ilerlemenin bir getirdiği bir şey diye düşünüyorum. Yani, lanet evet, diye düşünüyorum hızlı yani. Hızlı tüketimden böyle çok alıştığımız için hani direkt oyunu hemen çıksın da bitireyim diye. Ya sen kutulu bir oyunda hatırlıyor musun? Hikayenin bir kısmını sana DLC de altında kaktırıldığını falan. Yani. Hikayeden ayrı bir şeyi expansion olarak veriyorlar. Tabii evet. Onun bile kutulusu vardı zamanında. Expansion yani. Peki bir oyunun falan. Kısmını sürmüyorlardı. Gayet de iyi süreleri vardı. Keyifli oyunlardı hocam. Nitekim teknoloji gelişiyor. Zaman ilerliyor. Evet. Bir takım iyi bir takım kötü bir şeyleri de beraberinde getiriyor. İşte. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı arkadaşlar? Ben buradan eniştemlere selam yollamak istiyorum. Eniştemizin de selamını ilettiğimize göre arkadaşlar programımızın, bu dosya konumuzun sonuna gelelim. Evet. Gelelim. Unuttuğumuz şeyler olabilir. Çok geniş bir kavram. Yorumlarda bize paylaşın. Arkadaşlar bir dosya konumuzun daha genel itibariyle sonuna geldik. Geniş bir kavram. Çok şey var. Unuttuğumuz söylemek istediğin bir şey var mı mesela? Ben selam söylemek istiyorum. Kime selam söylemek istiyorsun? Herkese. Herkese. Ozan'ın herkese selamı var arkadaşlar. Selamımızı da ilettiğimize göre geniş bir kavram. Hani konu konuyu açıyor vesaire falan. Hani yorumlarda falan bize belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şu konuda da sizden birkaç bir şey duymak isteriz falan filan. Evet, eksiklerimizi belirtin varsa yani. Şunu bahsetmeniz, bunu yapmanız, şunu yapsaydınız daha iyi olur gibisinden. Çünkü hani bilgisayar platformunun getirdiği mesela Humble Bundle gibi, Bundle Star gibi bir sürü şeyden bahsetmedik. Evet. Bunlardan da ekstra bir dosya konusu çıkar diye düşünüyorum ben. Çünkü artık günümüzde ucuza çok oyun alma gibi bir durum var. Arkadaşlar bugünlük sohbetimiz bitti. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hadi Ozgen ben konuşalım. Orta Doğu ve Balkanların en tatsız kanalı. Başlıyor muyum?